Herkese yeniden merhaba. Güzel bir denklem çözümüyle daha karşınızdayız. Soru açık olduğu için daha fazla açıklamaya gerek duymuyorum. Hep birlikte bu rasyonel denklemi çözeceğiz. Öncelikle çözümde takip edeceğim stratejiyi belirleyeyim. Doğrudan paydaları eşitlersem ifadelerin payında x küplü bir ifade oluşacak. Yani 3. dereceden bir denklem karşıma çıkacak. Yani şöyle diyeyim. Mesela şu ifadeyi alacak olursak bu ifadenin ben altına x çarpı x artı 2 çarpı x artı 3 yazmam gerekiyor. Yani payını eğer 1 ile yani bu ifadeyi çarparsam x küplü bir ifade gelecek. x küplü bir ifade de buradan gelecek vesaire. Yani sonuçta e, denklemin payı e, x küplü ifadelerden oluşacak. Bu da demektir ki 3. dereceden bir denklemi çözmem gerekecek. Benim ol, olabildiğince bunları e, indirgemem gerekiyor indirgersem işimi kolaylaştırmış olurum. O yüzden demek ki bu yolu takip etmeyeceğim. Şimdi çözüme geçmeden önce bir de e, x'lerin alamayacağı değerleri yazayım. Şu sağ tarafa şuradaki boşluğa ben e, onları şöyle güzelce kırmızı kalemle yazalım. İfadeler rasyonel olduğu için paydalar sıfır olmayacaktır. Yani birinci ifadeden x'in sıfır olmayacağını anlıyorum. İkincisinden x'in eksi 1 olmayacağını anlıyorum. Üçüncüden x eksi 2 olamaz. Ve dördüncüden biraz daha büyük yapalım. x eksi 3 olamaz arkadaşlar. Yani sonuçta bulduğum ifadeleri bunlarla karşılaştıracağım. Bu x bu değerleri alamayacaktır. Artık çözüme geçebilirim. Nasıl gruplayacağımı da bir sonraki aşamada anlatayım. yani neden bu yol bunları grupladığımı. Birinci ile arkadaşlar dördüncüyü ikinci ile de şöyle iki çizgi yapalım. Üçüncüyü grupluyorum. Eğer bunları gruplarsam bu ifadelerin paydalarında benzer ifadeler çıkacaktır. Birinci ile üçüncü grupladığım için burayı ben x artı 3 ile genişletmem gerekiyor. Burasını ise x ile genişletmem gerekiyor. İkincisinde ise x artı 2 Üçüncüsünde x artı 1 ile genişletiyorum. Şimdi bunları ayrı ayrı yazalım. 1 ile 4 yazayım mesela. 1 ile 4 yazdığımda x, çarpı, x artı 3 çarpı 1 x artı 3 payda da. Burada da x çarpı 1 artı x gelir. Payda e, x çarpı x artı 3 olacak. x çarpı x artı 3 olacak. Birinci ile dördüncü. Burada. Şimdi ikinci ile üçüncü için de şurayı e, şuraya yazayım artı yanına yazmam gerekiyor tabii ki. E, i̇kincisini de buraya yazalım. E, x artı 2 çarpı 1 x artı 2 artı x artı 1 çarpı 1 x artı 1 gelir. Bölü e, Paydasını da bakın ne çıkacak. Eğer bunları çarparsam x artı 1 çarpı. Evet şöyle çarpma halinde yazalım yine. x artı 2 eşittir 0. Dikkat edelim bakalım. Şimdi paylarında neler çıkıyor. Birincisinde x, 2x artı 3 oldu. Paydasında ise çarparsan bunları x kare artı 3x. x kare artı 3x. Güzel. Artı. İkinci ifadede dikkat ederseniz 2x artı 3 oldu payda. Ve payda da, da bakın ne çıkacak. x x x kare x çarpı 2. 2x buradan gelecek. 1 çarpı x. x de buradan gelecek. Yani 3x. Bakın gördüğünüz gibi paydalar bu şekilde benzer oldu. Yalnız tabii ki unutmama gerekiyor 1 çarpı 2, 2. Burada bir de 2 var. Eşittir 0. Şimdi ben öncelikle e, ifadelerin daha sade olabilmesi için 2x artı 3'ler ortak olduğu için 2x artı 3 parantezini alıyorum. 2x artı 3. Bu şekilde birinci çarpanımı da elde etmiş oluyorum. 1 bölü x kare artı 3x artı 1 bölü x kare artı 3x artı 2 olur. Eşittir 0. Şu sağ taraftan devam edeceğim. Böyle bir eşitlik varsa ya birinci ifade sıfırdır ya da ikinci ifade sıfırdır. Eğer birinci ifade sıfırsa yani 2x artı 3 eşittir 0 ise bu birinci dereceden bir denklem biliyorsunuz. x eşittir eksi 3 bölü 2 bulunur. Bu birinci köküm olsun. Veya şimdi buraya gelelim. Burada ise e, yazalım tekrardan. X kare art, e, 1 bölü x kare artı 3x artı 1 bölü x kare artı 3x artı 2 eşittir 0. Paydaları direkt denkleştirebilirsiniz. Yalnız bakın dediğim gibi e, benzer ifadeler olduğu için ben buna bir t yazayım. Burası da t olacaktır. Yani ifade bakın şuna dönüşür. 1 bölü t artı 1 bölü t artı 2 eşittir 0. Gördüğünüz gibi daha sade bir denklem elde ettik. Yine burada tabii ki şunu da yazalım. t 0 olamaz ve t eksi 2 olamaz. Tamam. Bunu çözecek olursak şöyle yine faydalarını birincisini t artı 2 ile genişleteceğiz. ikincisini t ile genişleteceğiz. Yani ne olur bu durumda? T artı 2 artı T bölü e, T bölü T çarpı T artı 2 olur. Paydanın çok büyük önemi yok burada. Eşittir 0. Bunların 0 olamayacağını göstermiştik. Şimdi bunlar 0 olamayacaksa demek ki sadece pay eğer 0 olursa bu denklem çözülmüş olur. Bu durumda T artı 2T pardon 2T artı 2 eşittir 0'dan T eşittir eksi 1 bulunur. Şimdi t ifadesi için ben x kare 3x'e demiştim. O yüzden şuraya şöyle böleyim şuradan devam edeyim. x kare artı 3x ifadesi eksi 1 olacakmış. Şimdi yine burada bir ikinci dereceden denklem karşıma çıktı. x kare artı 3x artı 1 eşittir sıfırdan. Buradan diskriminant kullanayım. Diskriminant eşittir. B kare eksi 4 ac'den 9 eksi 4 yani 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1 e ve 9 eksi 4 5 bulunur arkadaşlar. Yani bu durumda x eşittir. Eksi b yani eksi 3 eksi artı artı eksi kök 5 bölü 2 bulunur arkadaşlar. Bunlar da bu birinci kök kabul edersen bunu bunlar da ikinci ve üçüncü kökler olacaktır. İfademizin gördüğünüz gibi, denklemimizin gördüğünüz gibi üç tane kökü var. Bir tanesi rasyonel, iki tanesi de irrasyonel olmak üzere. Evet. Bu yolu takip edersek arkadaşlar, gruplama yoluna gidersek gördüğünüz gibi daha sade bir şekilde bir denklem elde ediyoruz ve bunu rahatlıkla çözebiliyoruz. Evet. Sorumuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki soru çözüm videolarında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.